Antalya İncil Kiliselerinin kale içindeki merkezine gelen bir kişi kilise önderlerini ölümle tehdit etti. İki sabıkası olduğu öğrenilen saldırı şüphelisi Caner G., 12 Temmuz Pazar günü ibadet öncesi gelerek kilisenin önderi Özgür Uludağ'a sordu. Kilisenin görevlisi ise yarın geleceğini söyleyerek kişiyi gönderdi. Pazartesi günü tekrar kiliseye gelen Caner G., güvenlik görevlisine tekrar Özgür Uludağ'a sordu. Görevli de onu kilisenin diğer önderi Erkan Fırat'a yönlendirdi. Pastör Fırat'la kilisenin kafesinde oturup konuşmaya başlayan Caner G.'nin kilise önderi Erkan Fırat'ın ifadesine göre, gerçeklikten kopup tuhaf şeyler anlatmaya başladığı belirtildi. Bunun üzerine kendisine kiliseye ibadet amacıyla değil, farklı beklentilerle geldiği belirtilerek bu beklentilerle kiliseye gelmemesi söylendi. Bunun üzerine Caner G.'nin Fırat'a, ''Sen de, Özgür de kendinizi ölmüş bilin. Bu kilisenin camını birkaç ay önce ben kırdım, tekrar saldırır, gerekirse yakarım.'' diyerek tehditler savurması üzerine, kilisenin güvenlik görevlisi devreye girerek şüpheli saldırganı kilisenin dışarısına çıkardı. Güvenlik görevlisine de, ''Bu kilisede benim hasmım var, kilisenin önderi Özgür Uludağ'dır.'' diyen saldırgan, polisler gelmeden kiliseden uzaklaştı. Olay üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden polisler kiliseye gelerek bilgi aldı. Kilise önderleri Özgür Uludağ'la Erkan Fırat, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Saldırganın daha önce taksirle adam yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Kilisenin camlarının taşlanarak kırılmasıyla ilgili saldırıda gözaltına alınan saldırganın, pişman olduğunu söylediği için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kilisede şikayetçi olmadığı için dava açılmadığı ve serbest kaldığı öğrenildi.